mutlu akşamlar diyoruz. TRT Spor Yıldız ekranına hoş geldiniz sayın seyirciler. Handbol Erkekler Süper Lig'de 13. hafta erteleme mücadelesi İstanbul Süleyman Seba Spor Salonu'nda seremoni gerçekleştiriliyor. Beşiktaş Safi Çimento'nun konuğu Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü. Lider Beşiktaş Safi Çimento 14'te 14 yaptı. 28 puanda zirvede. En yakın takipçi Sakarya Büyükşehir Belediye'de 14 maçta 13 galibiyet aldı. Tek yenilgisi Beşiktaş karşısındaydı. İlk olarak Beşiktaş'ın kadrosu görüntüye yansıyor. Bugün kalede Enis Yatkın, Mehmet Emre ve Oğuzhan Çapar üçlüsü olacak. Yine mevkilerine göre de yine paylaşacak olursak birazdan yine aktaralım. Sakarya Büyükşehir Belediye'nin de kadrosu şimdi görüntüye yansıdı. 15 kişilik kadrolar. Maçın hakemleri de Cengiz Ömer, Murat Çelik ikilisi görüntüye yansıyor. Cengiz Ömer Aydın, Murat Çelik de Ankara bölgesi hakemlerimiz. Kenan Sivrikaya da maçın gözlemcisi bu mücadelede. 15 kişilik kadroda Sakarya Büyükşehir Belediye'de Mehmet Doğukan Karatay, Taner Günay ve Hüseyin Bereket kalede olacak. Samet Kambiroğlu, Oğulcan Güney, Onur Ersin, İbrahim Kerem Yontar, Adnan Tayfur, Mir Muhammed, Darko Stevanoviç, İlkan Keleşoğlu, Taner Günay, Emre Keskin, Atakan Şirin, Ramazan Döne, Çetin Çelik, Recep Gürbayev ve Hüseyin Bereket yine aynı şekilde sağlanıyorlar. Beşiktaş'ın kadrosunda da Nikola Arsenic, Alperen Arabacı, Ömer Ozan Arifoğlu, Enis Yatkın, Hişem Kabaçi, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu, Mehmet Emre, Tobias Svesko, Onur Eren Gedikli, Devrim Kaptan, Gökay Bilim, Oğuzhan Çapar, Setik Sorendo ve Mihailo Radojković olacak. Beşiktaş'ın kadrosu ve tek tek isimleri anonslanarak yerlerini alıyorlar. Işıklar kapandı Süleyman Seba Spor Salonu'nda. Işıklı gösteriyle tribünlere tanıtılıyor oyuncular. Beşiktaş az önce de ifade ettik. Toplamda 14 maça çıktı. Bunlardan 14'ünü galibiyetle kapattı. Herhangi bir puan kaybı yok. Sakarya Büyükşehir Belediye 14 maçta 13 galibiyeti aldı. Sezonun ilk yarısında ikinci haftada Sakarya'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş Safi Çimento kazanmıştı. 32-28'lik skorla. Eğer buradan Sakarya Büyükşehir Belediye 5 farklı bir galibiyetle ayrılırsa liderliği de devralmış olacak. İkili averaja bakılacak ve bu ikili averaj sonunda eğer ki Sakarya Büyükşehir Belediye galibiyeti yansırsa ona göre yine zirvenin adı değişebilir ya da Beşiktaş Safi Çimento 3 farklı bir mağlubiyet ya da herhangi bir galibiyette ki beraberlik de olabilir. Bu skorlarla da liderliğini koruyabilir. Yalnız şöyle bir durum var. Beşiktaş'ta önemli eksikler var. Alexander Tilt'e yeni transfer devre arasında Romanya'daki kamp sürecinde sakatlandı, ameliyat oldu. Baran Alpantoğlu Aralık ayından bu yana sakat ve yakın bir süre içerisinde takıma dönmesi bekleniyor. Enis Harunacıoğlu Avrupa mesaisinde sol omuzda bir darbe aldı. Ona göre sakatlık yaşadı. Kadroda yok. Yohan Amigo Boada, o da yine yeni transferlerden biri. Burnu kırıldı Avrupa mesaisinde. O da bugünkü mücadelede yer almayacak. Francisco Javier Castro Peña omzundaki sakatlık dolayısıyla, Mihailo Radojković de sağ ayak bileğindeki sakatlık dolayısıyla bugünkü mücadelede yer alamayacak. Bunları da paylaştık. Bu arada Sakarya Büyükşehir Belediye'yi de yine sıralayalım. Orada herhangi bir eksik bulunmuyor. Şu an için baktığımızda iki yeni transferi var. Darko Stevanoviç sol oyun kurucu mevkiinde ve Recep Curcubayev de sağ oyun kurucu noktasında yeni transferleri. İki oyuncuyla yollar ayrıldı. Sakarya ekibinde Sedat Yıldırım Köyceğiz Belediyespor'un yolunu tuttu. Alman Joel Simon Huesman'la da yollar ayrıldı. Onların yerine de bu iki isim yani Darko Stevanoviç de Recep Curcubayev kadroya dahil oldu. Oliver Roy Camino görüntüye yansıyor. İspanyol baş antrenör bu sezon başı takımı devraldı ve sonuç olarak sistemiyle beraber Beşiktaş'a farklı bir hava kattı. Bu arada Mehmet Korel Koral da şimdi görüntüye yansıdı. O da son olarak Beşiktaş Safi Çimento'yu çalıştırıyordu. Mehmet Korel Koral Hoca da
Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamış bir isim. Geçen sene kupa galibiyeti aldı. Önceki sezonda yine Beşiktaş sahibi Çimento baş antrenör olarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Kalede Enis Yatkın'la başlayacak Beşiktaş. Ve diğer kalede de Taner Günay olacak. Sakarya Büyükşehir Belediye'de eski Beşiktaşlı Taner Günay ve milli takımında file bekçisi aynı zamanda. Sakarya Büyükşehir Belediye'nin başarısı için ter döküyor. O da toplamda 3. sezonunu yaşıyor. Ramazan Döne ilk 7'de başlayacak. Ramazan'da 10 sezonu aşkın bir süre Beşiktaş forması terletti. Şampiyonluklar yaşadı. Yine eski takımına karşı boy gösterecek. Maçın hakemi Murat Çelik işareti aldı masadan. Yeşil siyahlı formayla Sakarya Büyükşehir Belediye beyaz altlı formada Beşiktaş mücadele ediyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Zorlu bir mücadele. Zirveyi yakına ilgilendiriyor. Bakalım kim kazanacak? Kim yoluna kayıpsız devam edecek? 13. hafta erteleme maçında. Ortada Onur Ersin var ki Onur Ersin de eski bir Beşiktaşlı. Ramazan'la paslaştı. Şimdi sol oyun kurucu noktasında Darko. Kanattan koşu Çetin bıraktı. Darko pası. Faul var. Miri Muhammed. Faule maruz kaldı. Cedric Sorendo onun müdahalesi. Cedric Sorendo da çok deneyimli bir isim. Müdahalesi görüntüye yansıdı. Darko. Yine bir faul. Ozan savunmada. Atış topu ağlarda gol. Açılışı yapan Ramazan Döne. Sakarya Büyükşehir Belediye 1-0 önde. Svesko bıraktı. Eyüp Arda onun da pası. Sağ çaprazda Nikola Arsenic. Sol kanatta Gökay. Faul. Tabii Gökay Enis Harun Acıoğlu'nun yokluğunda sol kanattaki rotasyonda önemli bir isim. Svesko bıraktı. Eyüp Arda tekrar Svesko. Pivotta Cedric Sorendo. Atış topu ağlarda gol. Cedric Sorendo hemen cevap veriyor. Çizgiye basmamak için elinden geleni yaptı ve bu atış ağlara gitti. Durum 1-1. İlk hücumlarda her iki ekipte goller bulmayı başardı. Onur destek geldi. Oğulcan. Ramazan atış topu ağlarda gol. Yine müthiş bir şut. Adeta bir füze çıkardı. Enis'in müdahalesi yetersiz kaldı. Svesko pası. Pas arası geldi Oğulcan'dan. 5-1 savunma işe yarıyor. Oyun devam ediyor. Onur Ersin bomboş ve topu ağlarda gol. Onur Ersin farkı 2'ye çıkardı. Durum 3-1. Hemen Santra'dan ilerledi Beşiktaş sahibi Çimento hücumu ama faule durduruldu. Nikola Arsenic. Tempolu başladık mücadeleye. ...3-1'lik skor üstünlüğü Sakarya Büyükşehir Belediye'nin hanesinde. Şimdi Nikola Arsenic pası Svetsko. Ramazan geçit vermedi. Arsenic yine top çeviriyor. Destek geldi Eyüp Arda. Eyüp Arda yine bir faul var. Cengiz Ömer o noktada. Muhammed Miri görüntüde. Eyüp Arda Yıldız. Pasif uyarısı geldi bu arada. Hatalı yürüme. Fazladan bir adım aldı Svesko. Oğulcan. Darko tekrar oyuna girdi. Ramazan. Onur Ersin. Çetin kanattan koşuyu ve tepede topla buluştu. Bıraktı Darko. Onur.
Onur ve top ağlarda gol. Onur Ersin ve Ramazan Döne. İkişer gol attı şu ana kadar. Fark 3'e çıktı. Eski Beşiktaşlılar mesaide. 4 dakika geride kaldı. Durum 4-1. Kanatta Gökay ve top ağlarda. Gökay Bilim. Çok iyi paslaştı Beşiktaş. Burada Ersin için pası. Ön direkteki boşluk top ağlarda. Bu da Onur Ersin'in sayısı. Farkı 3'e çıkarmıştı Onur. Kendisinin ikinci takımının 4. golü. Durum 4-2. Dört buçuk dakika geride kalıyor. Çetin'in koşusu Gökay onu engelledi. Şimdi tekrar sete döndü. Sakarya hücumu. Darko'nun atışı top dışarıda. Enis'in pasında müthiş bir top. Gökay ve top ağlarda gol. Üst üste goller Gökay Bilim. Enis Yatkın. Müthiş bir pas. Ardından Gökay kaleciyle karşı karşıya top ağlarda. Fark 1'e indi. 5. dakikayı geride bırakmak üzereyiz. 4-3'lük skor üstünlüğü Sakarya Büyükşehir Belediye'nin hanesinde. Darko. Darko iki oyuncu arasında 2 dakika cezası. Eyüp Arda Yıldız izliyoruz. Eyüp Arda'nın müdahalesi. 2 dakika cezası çıkıyor. Henüz kart çıkmadan doğrudan 2 dakika cezası gördük. Eyüp Arda Beşiktaş'ı eksik bırakacak. Camino o noktada hemen Eyüp Arda'nın yanında ve uyarıda bulunuyor baş antrenörü Beşiktaş Safi Çimento'nun genç Eyüp Arda'ya. Oğulcan 5 kişilik savunma var. Darko atış topağlarda gol. Fark tekrar 2'ye çıktı. Darko Stevanović bu maçtaki ilk golünü kaydetti. Bu arada Mihail Radojković oyuna girdi. Son maçta sağ ayak bileğindeki sakatlık dolayısıyla oynayamamıştı Spor Toto mücadelesinde. Bize gelen son notta da o vardı. Maçta oynayamayacağına dair bir bilgi almıştık. Radojković bu mücadelede top koşturuyor. Sağlara dönmüş olacak. Sırp sağ oyun kurucu ilk atışta Taner'e takıldı. Taner Günay bu maçtaki kurtarışa imza attı. Hızlı hücum ve Taner oradan kaleyi yokladı ama Alperen Arabacı gol izni vermedi. Çok ilginç bir pozisyon. 2 dakika cezası dolayısıyla kaleyi boşaltmıştı Beşiktaş. Taner ilk kurtarış yaptı. Sonrasında karşı kaleyi denedi ama Alperen Arabacı gol izni vermedi. Fark 2'de kaldı. Radojković. Radojković. Maçtaki ilk golü farkı 1'e indiriyor. Beşiktaş Safi Çimento hemen Santra'dan golü buluyor Sakarya ekibi. Miri Muhammed'le. Miri Muhammed de bu maçtaki ilk golünü kaydetti. İzliyoruz. Hemen Santra'yı yaptı Sakarya ekibi. Kale boştu. Bu da Radojković'in sayısı. Farkı 1'e indirmişti Sırp sağ oyun kurucu. Sonrasında Miri Muhammed'in golü geldi. Tempolu maç. Yine Beşiktaş Safi Çimento hücumu. Gökay sol kanatta Taner Günay. Taner Günay'ın ikinci kurtarışı. Taner farkı 2'de tuttu ve şimdi tekrar 3'e çıkarma şansı yakalıyor Sakarya ekibi. Oğulcan, Onur, Ramazan'la paslaştı. Karar hücum faul. 8 dakika geride kaldı. 10 gol izledik şu ana kadar. 6-4'lük üstünlüğü var Sakarya Büyükşehir Belediye'nin. Svesko kaleye baktı, atış top ağlara gitti. Bulağa da çarptı. Bulağa çarpan top. İşte bu şekilde ağlarda. Fark yeniden 1'e indi.
Onur Ersin yine ortada top çeviriyor. Beni Muhammed. Çapraz geçişe başladı. Sakarya ekibi. Darko'nun pası. Onur sol çaprazda. Oyun duruyor. Kart mı çıkacak? 2 dakika cezası mı? Birazdan göreceğiz. Eyüp Arda'nın müdahalesi ardından Ozan yerde kaldı işte. Topsuz alandaki itişmeden dolayı. Eyüp Arda ve Onur Ersin. Hakem Cengiz Ömer'in yanında. İki dakika cezası çıkmadı. Herhangi bir kart da yok görebildiğim kadarıyla. Sadece uyarı var. 6-5'lik üstünlük Sakarya Büyükşehir Belediye'nin hanesinde. Yine çapraz geçişe başladı. Konuk ekip Sakarya. Şimdi Darko. Darko top dışarıda. Darko Stevanović yeni transfer. Eurofarm Periste'de top koşturuyordu son olarak. Sırp sol oyun kurucu. Şu ana kadar 3'te 1 yaptı. 3 atışta 1 başarı Darko'dan. 10. dakikayı da gördük. Beraberlik şansı yakalıyor Beşiktaş Safi Çimento. Svetsko. Pası yerini bulmadı Svetsko'nun. Eyüp Arda koşuya başlamıştı. Hızlı hücum şansı Sakarya Büyükşehir Belediye'de. Oğulcan o da topu dışarı gönderdi. Oğulcan Güney. Yine beraberlik şansı siyah beyazlar adına. 6-0 savunmaya döndü Sakarya ekibi. ...10 dakika geride kalıyor. Eyüp Arda pası Arsenic kanada indi. Alperen açı bulamadı. Tekrar döndü merkeze. Eyüp Arda atış topu ağlarda gol. Maçta yeniden denge var. Eyüp Arda Yıldız'ın bu maçtaki ilk golü. İzliyoruz. Karşı karede yerde kalıyor Darko. İzliyoruz. Darko Stevanović yerde. Yüze bir temas. Ardından acı içinde yerde kaldı. Stevanović kırmızı kart çıkıyor. Kırmızı kart Ozan'a. Ve bir de mavi kart çıktı. Ömer Ozan Arifoğlu kırmızı kart gördü. İzliyoruz farklı bir açıdan. Ömer Ozan'ın müdahalesi. Darko'nun yerde kaldığı an. Kaptan Ömer Ozan Arifoğlu kırmızı kart gördü. Bir de mavi kart. Bu da onunla ilgili bir rapor tutulacağı. Yani hakemler tarafından bir rapor tutulacağı. Ve sonuç olarak bu cezanın daha da farklı maçlara yansıyabileceği anlamına geliyor. Mavi kart. Direkt olarak çıkan kırmızı kartların hepsinde de zaten mavi kart uygulaması artık hakemler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu arada 2 dakika cezası da yine yansıyacak. Beşiktaş Safi Çimento 2 dakika eksik kalacak. İlk 7 metre atışında Ramazan Döne işaret bekliyor. Enis kalede, Ramazan atış topu ağlarda gol. İlk 7 metre atışında Ramazan Döne'nin sayısı. Yeniden öne geçiyor Sakarya ekibi. Yine kaleyi boşaltıyor Beşiktaş Safi Çimento. Svesko, Arsenic, Eyüp Arda, tekrar Arsenic, top savunmaya çarptı. Mir Muhammed'den top dışarı gitti, kenardan oyun hareketlilik kazanacak. Nikola Arsenic bıraktı Svesko, destek bekledi Arsenic. Şimdi Gökay, çapraz geçiş ve artık süre son buldu. Bu arada atış topu ağlarda gol, pasif uyarısı vardı, hücum el değiştirdi. Kale boştu ve yine Mir Muhammed kaleden kaleye bu topla golü buldu. Fark 2'ye çıktı. Yine kaleyi boşaltıyor siyah beyazlar. Ozan'ın kırmızı kart görmesi dolayısıyla tabii zaten eksik olan kadro. Şimdi savunmada da önemli eksiklerle kalan süreyi geçirmeye çalışacak. Svesko kaleci müthiş bir gol.
kaleye doğru doğrudan hiç göstermeden o atışı yaptı. Beklenmedik anda gol attı. Topias Tivesco farkı bir indirdi. Sol oyun kurucu Sloven Topias Tivesco bu maçtaki ikinci sayısını kaydetti. 1.7 metre atış daha kazandı bu arada Sakarya ekibi. 6 metre yayında savunma müdahalesi. Karar 7 metre izliyoruz. Miri Muhammed burada pozisyon buldu. Arsen için düzeltiyorum. Cedric Sorendo'nun müdahalesi 6 metre yayı içerisinde ve karar 7 metre. Kaleyi de Mehmet Emre devralıyor bu arada Beşiktaş'ta. Kalede Ramazan Döne işaret bekliyor. Atış topu ağlara gidiyor. Ramazan 2'de 2 yapıyor. Fark tekrar 2'ye çıktı. Son 2 dakikada 3 gol buldu Sakarya ekibi. Yeniden 2 sayılık avantaj yakalıyor. Yine kaleyi boş bırakıyor Beşiktaş Serap Çimento. Şimdi Eyüp Arda bıraktı. Svetsko öncesinde bir faul var. İzliyoruz faul pozisyonunu. Svetsko iyi döndü. Yine bir faul. Cedric Sorendo'ya geçit vermedi. Kaleye dönmesini engelledi Ramazan. İzliyoruz. Cedric Sorendo da savunması çok zor bir oyuncu. Görmüş olduğunuz gibi. Pasif yarısı var bu arada. Svetsko ayakla müdahale. Mini Muhammed çok net bir şekilde Cengiz Ömer'in gözü önünde gerçekleşti. Mini Muhammed doğrudan zaten o kararı beklemeden kenara yöneldi. Sanki bekliyormuş gibi. Sakarya ekibi eksik kaldı ilk kez. 5 kişilik savunma yapıyor konuk ekip. Bu arada Sorendo topla buluştu. Yine gol izni vermedi Taner Günay. Taner Günay'ın 3. kurtarışı. Ramazan'ın pası. Onur Ersin boş kaldı. Onur Ersin farkı tekrar 3'e çıkardı. Çok kritik kurtarış Taner'den. Ardından hızlı hücum yakalıyor Sakarya ekibi. Onur Ersin'le farkı 3'e çıkartıyor. Eksik kalan Sakarya ekibi durumu 10'a 7'ye getirdi. Zeminin temizlenmesi için bekliyoruz. Maçın hakemleri Murat Çelik ve Cengiz Ömer hassas davranıyor bu konuda. Murat Çelik Ankara'da Gençlik Spor Bakanlığı'nda spor uzmanı. Cengiz Ömer de Aydın Kuşadası'nda Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nde handbol antrenörü olarak görev alıyor. 14 dakika geride kalıyor. Arsen için pası tekrar bir top kaybı mı? Hayır, orada bir savunma müdahalesi var. Buna benzer bir top kaybını birkaç dakika önce yaşamıştı Beşiktaş. Bu arada Hişem Kabaçi oyuna girer girmez gol attı. Hişem Kabaçi Cezayirli farkı 2'ye indirdi. Bu gol 5 dakikalık bölümde Beşiktaş'ın bulduğu ilk gol. Gol yollarında sıkıntıya düştüğü aşikar siyah beyazların. Bu arada Sakarya ekibi de kaleyi boşalttı. İlkan Keleşoğlu oyuna dahil oldu. Miri Muhammed 2 dakika cezasıyla kenarda. Ramazan feyki ardından atış topu ağlarda gol. Ramazan 5. sayısını buldu. Fark tekrar 3'e çıktı. Kaleyi devraldı bu arada Taner Günay. Svetsko bıraktı. Eyüp Arda. Tekrar Svetsko top sekti. Kabaçi'de kaldı. Maçın 4'te 1'lik bölümü 11-8'lik Sakarya Büyükşehir Belediye üstünlüğüyle geçiliyor. Svetsko kanada indi. Şevket atış top ağlarda. Şevket Yağmuroğlu. Bu maçtaki ilk golü Şevket'in sağ kanatta bulunan ilk gol. Şevket Yağmuroğlu gol attı. Fark 2'ye indi. Miri Muhammed'in cezası da son buldu bu arada.
6 kişi yükleniyor. Konuk ekip Sakarya Büyükşehir Belediye. Onur Ersin. Ramazan, top dışarıda. Çok açık farkla topu dışarı gönderdi Ramazan. Sol kanat, Gökay bomboş. Ama Taner Günay. Müthiş bir kurtarış daha Taner Günay'dan. Dördüncü kurtarışına imza atıyor. Gökay Bilim ikinci kez bu şekilde Taner'e takılıyor. Birebir de çok etkili bir kaleci Taner Günay. Farkı ikide tuttu. Yine hücum Sakarya Büyükşehir Belediye'nin. Darko. Çetin. Darko. Bloğa takıldı. Sorendo'nun bloğu. Yine hızlı hücum şansı. Gökay kaleciyle karşı karşıya. Bu kez top ağlarda. Gökay Birim'in üçüncü golü. Sedik Sorendo'nun bloğunun ardından bulunan bir pozisyon. Hızlı hücum şansı. Fark biri indi. Yeniden. Darko Stevanović. Sol çaprazda şimdi Onur Ersin. Yer değiştirdiler. Darko. Onur. Kanada bir pas denemesi. Faul. Karar faul. Pas arası yapmıştı Sorendo. Onur Ersin. Ramazan atış topağlarda. Ramazan döneden. Yine çok şık bir gol izledik. 6. sayısı Ramazan'ın. Svesko'dan iyi bir fake. Faul var. Darko'nun müdahalesi. Radojković merkezde. İşem Kabaçi. Eyüp Arda kendi ilerledi. Atış topağlarda bir de 2 dakika cezası. Darko Stevanović. İzliyoruz. Eyüp Arda'nın golü. Bu da Ramazan'ın birkaç dakika önce şık sayısı. Darko Stevanović Sakarya Büyükşehir Belediye'yi eksik bıraktı. İkinci kez eksik kalıyor konuk ekip. Kale boş Sakarya Büyükşehir Belediye'de. Ramazan. Faul var. Yine bir faul. Atakan oyunda. Atakan'ın eline darbe aldığını gördük. Ardından bir kanama var anladığım kadarıyla. Hayır. Atakan maalesef oyuna az önce girdi. Ve sol yüzük parmağında bir kırılma var. Büyük şanssızlık. Oyuna girer girmez sakatlık yaşıyor. Geçmiş olsun diyelim. Onun yerine de Emre Keskin dahil oldu oyuna. Sol kanatta şimdi Oğulcan. Bir pas denemesi. Atış topağlarda. Çok kritik bir hata İşem Kabaçi'den. İlkan topu kucağında buldu adeta. Sonrasında golü atan İlkan Kereşoğlu. İşem Kabaçi'den aldığı topu karşı kalede golle sonuçlandırdı. Bu arada Sakarya ekibi eksik savunma yapıyor. Maçın da 3'te 1'lik bölümü geride kalmak üzere. Eyüp Arda bıraktı. Svesko sol kanatta bir tata ve top ağlarda gol. Radojković. Gökay burada aldı at dedi. Tata top ağlarda. Bu da İşem Kabaşi'nin şanssızlığı. Topu alan içerisinde tutmamak için elinden geleni yaptı.
ama başarılı olamadı. Daha doğru bir ifadeyle arkadaşı Eyüp Arda'ya bırakmaya çalışırken topu adeta İlkan Kereşoğlu'nun kucağına attı. Emre. Emre keskin atış. Mehmet Emre de kaldı. Mehmet Emre bu maçtaki kurtarışına imza attı. Beraberlik şansı. Svetsko karşı kalede, top dışarıda. Beraberlik golü gelmiyor. Maçın 10. dakikasında 6-6'lık dengeyi sağlamıştı siyah beyazlar. O andan sonra Sakarya ekibi üstünlüğü yansıdı. Bu arada atış topu ağlara gitti. Yine Ramazan gol attı. Ramazan Dönen'in 7. golü. Maçın 3'te 1'lik bölümü geride kalmışken 7 gol attı. Eğer bu hızla giderse Ramazan Döne baktığımızda 20 sayı aşacak performansa ulaştı. Eyüp Arda. Hişam Kabaç'ı kanada bıraktı. Gökay açı düzeltti ve gol attı. Fark tekrar bir indi. Gökay Birim 4. golünü buluyor. Onur Ersin merkezde. Ramazan. İlkan. Tekrar Ramazan. Atış. Top dışarıda. Atakan. Atakan az önce sakatlanarak kenardaydı. Tekrar oyuna dahil oldu. Bu arada karşı kalede Radojković beraberlik golünü kaydetti. Mihailo Radojković. Sırp oyuncu 3. golünü kaydediyor. Yeniden maça denge geliyor. 14-14'lük denge. İlk yarıda son 8 dakika. Onur Ersin. Ramazan. İki oyuncu arasında kaldı. Faul var. Zirve yolunda çok kritik bir mücadele. Her iki ekip adına da lider Beşiktaş şu ana kadar 14 maçta 14 galibiyet aldı. Sakarya Büyükşehir Belediye bu sezon sadece Beşiktaş karşısında bir yenilgisi var. Bütün maçlarını kazandı. Darko kaleye baktı. Faul. Normal sezonda liderlik yarışı çok kritik çünkü birinci takımla dördüncü takım eşleşecek. İkinci takımla da üçüncü takım şampiyonluk playoff'unda yarışacak. Bu arada Ramazan yine mesaiye devam ediyor. 8. golü. Svetsko. Radojković. Faul var. Mihailo Radojković. Alperen. Kanattan koşu. Svesko bıraktı Radojković. Svesko sol çaprazda açı bulamadı. Kalan 6 dakika. Bu arada yine aynı şekilde cevap veriyor Mihailo. Mihailo ve Ramazan ikilisi adeta atışıyorlar. Goller konusunda yarışıyorlar. 15-15'lik denge. İlkan'a gelmeden Kabaçi'nin müdahalesi, faul. Onur Ersin. Kanada pas. Dengesiz düştü Onur Ersin. Şem Kabaçi'nin müdahalesi. Görüntüye yansıyor. Pasif uyarısı geliyor Sakarya Büyükşehir Belediye hata için. Darko'nun pasında Onur Ersin bomboş kaldı ama direğe geçemiyor. Dönen top İlkan'da ve İlkan Kereşoğlu tekrar takımın öne geçirdi. Şans anı. Svetsko bıraktı. Mihailo onun da pası. Eyüp Arda hatalı yürüme yaptı Eyüp Arda.
Son 5 dakika ilk yarıda. İzliyoruz. Üst direkten dönen top. İlkan takip etti. Atışı top ağlara gitti. Çok etkili gelmişti Sakarya ekibi. Zaten Onur Ersin bomboş kalmıştı Darko'nun pasında. Bu arada ilk mola hakkını kullanan Sakarya Büyükşehir Belediye oluyor. 16-15'lik skor üstünlüğü Sakarya ekibinin hanesinde ve farkı 2'ye çıkarma şansı yakalamışken mola hakkını kullanıyor ekrana yansıyan Mehmet Korel Koral Hoca. Yardımcıları Tevfik Karagözoğlu, Mert Diner. Sağlık ekibinde masör Fatih Tekçi ve fizyoterapist Ömer Faruk Yılmaz var. Menajer Burçin Albayrak da yine esami listesindeki isimlerden. Sakarya Büyükşehir Belediye geçen sezon playoff finali oynadı Beykoz Belediye ile. Kazanan Beykoz ekibi oldu. 2020-2021 yılında birincilik şampiyonluğu ardından 2021-2022 yılında Süper Lig'e çıktığı sezon 4. basamaktaydı. O zamanki adıyla Eskişehir Orman Spor. Ve sonrasında haklarını devretti Eskişehir Orman Spor Sakarya Büyükşehir Belediye'ye. Süper Lig'de playoff ve Türkiye Kupası'nda da dörtlü finallerde boy gösterdi. Sakarya ekibi hep yarışın içinde kaldı. Şu ana kadar bir kupa kazanamadı. Bakalım bu sezon o kupa gelecek mi? İlk yarıda son 5 dakika. 16-15'lik skor üstünlüğü Sakarya ekibinin hanesinde. Ramazan atış topu ağlarda. Ramazan 9. golünü kaydediyor. 2 tanesi 7 metre atışından geldi. Ramazan Dönen'in golleri ardı ardına yansıyor. Son 4 dakika 25 saniye ilk yarı için. Alperen. Eyüp Arda. Eyüp Arda kendi ilerledi. Karar 7 metre. Bir de 2 dakika cezası. Samet Kamberoğlu 2 dakika cezası alıyor. İzliyoruz Samet'in bu müdahalesi. Sakarya ekibi 3. kez eksik kalıyor. Yedi metre atışında Gökay Bilim geldi çizginin gerisine. Beşiktaş'ın ilk 7 metre atışı. Doğrudan işareti alır almaz elinden çıkardı Gökay Bilim. Toplamda 5. golünü kaydetti Gökay. Farkı bile indirdi. Sakarya Büyükşehir Belediye kaleyi boşaltacak mı? Şimdi göreceğiz. Evet, kaleyi boşaltıyor. Konuk ekip sol kanatta Oğulcan. Kaleyi devralması için koşu yapacak. Pasif uyarısı erken geldi. Onur Ersin. Faul var. Pasif uyarısı devam ediyor. Ramazan kaleye baktı. Yine gol attı. Ramazan Dönen'in 10. sayısı. Ramazan Döne çift taneye daha şimdiden ulaştı. Fark 2. Yine bir 7 metre atışı olacak. Beşiktaş 7 metre kazandı. 6 metre yayı içerisinde bir savunma müdahalesi. Miri Muhammed 6 metre yayında. Mihailo'yla yan yana ve özür diliyor. Yüzüne bir temas aldı orada Mihailo. Yükseklik kazandığı an. Bu arada Doğukan Karatay kaleyi devralıyor. Doğukan da Beşiktaş altyapısından yetişen bir kaleci. Daha önce Hatay Büyükşehir Belediye ve Göztepe kalelerinde korudu Doğukan Karatay. Gökay çizgide işareti aldı Gökay Bilim. Atış topu ağlarda gol. Gökay 2'de 2 yapıyor. 6. golünü kaydediyor. Farkı bile indiriyor.
Yine kareyi boşalttı konuk ekip. Darkon yerde. Alperen Arabacı pozisyonun içinde. Darko Stevanovic'in yerde kaldığı an zeminin temizlenmesini bekliyoruz. Darko Stevanovic daha önce Eurofarm Pelister, Meşko Brest gibi takımlarda top koşturmuş. Yine Şampiyonlar Ligi'nde deneyimi olan bir isim. Sırp sol oyun kurucu, Arabistan Ligi'nde, Macaristan Ligi'nde de oynadı. Partizan altyapısında yetişti ve ligimize devre arası dahil oldu Sakarya Büyükşehir Belediye formasıyla. Miri Muhammed. Ramazan. Darko. Darko'nun atışı Emre. Mehmet Emre gol izni vermiyor. Beraberlik fırsatı. Alperen Arabacı. Atış topu ağlarda gol. Alperen dengeyi sağlıyor. Alperen bu maçta ilk golünü attı. Hızlı hücumla. Son 2 dakika kala yeniden maçta denge var. Sol kanatta Samet topla buluştu şimdi. Tekrar Samet Kamberoğlu bıraktı. Ramazan. Ramazan iyi sıyrıldı. Ramazan dönenin 11. takımının 19. sayısı. Tekrar önde Sakarya Büyükşehir Belediye. Eyüp Arda. Radojković, Hişam Kabaçi, Eyüp Arda, çapraz geçiş, Svetsko, Hişam Kabaçi dönemedi. Mihailo tekrar çapraz geçişle ilerledi Beşiktaş. Svetsko son bir dakika ilk yarı için. Pasif yarısı şimdi geldi. 4 pas hakkı var hücumun sonlanması adına. Beşiktaş Safiç Mento'nun yine bir faul düdüğü. Zeminin temizlenmesini istedi maçın hakemi Cengiz Ömer. Ve onu bekliyoruz. Ramazan Dönen'in 11. golü. Daha şimdiden çift taneye ulaştığı gibi daha da ilerleyecek görünüyor Ramazan'ın performansı. Pasif yarısı devam ediyor. Direkten dönen top. Hızlı hücum şansı. Samet Kamberoğlu karşı kalede. Samet iyi sıyrıldı. Atış topu ağlarda. Fark 2'ye çıktı. Samet Kamberoğlu'nun bu maçtaki ilk golü. Top kaybı. Darko araya girdi. Darko Stevanovic kendi topunu taşıdı. İlerledi. Fark 3'e çıktı bir anda. Son 30 saniye kala ilk yarıda. Son bölümde Sakarya golleri üst üste geliyor. Mola geliyor. Mola. Beşiktaş Safiç Mento molası. İlk mola hakkını kullanıyor. Camino. Oliver Camino, İspanyol teknik direktör, yardımcıları Hikmet Vurgun, Bülent Erkol ve kaleci antrenörü İbrahim Demir. Yeni bir sayfa açtılar. Şampiyonluk parolasıyla yola çıktılar. Bu sezon 4 oyuncuyu transfer ederek başladılar maceraya. Devre arasında da 2 oyuncu kadroya dahil oldu. Düzeltiyorum, 3 oyuncu. Bunlardan birini henüz izleyemedik. Cedric Sorrento ve Joan Amigo Boada dışında Alexander Tilte de yine transferlerden biri. Tilte devre arası transferi ve kampta sakatlanarak henüz Beşiktaş forması terletemeden ameliyat oldu ve şimdi artık ay sonunu bekliyor. Çok az bir süre kaldı takıma dönüşü için. Cedric Sorrento ve Boada da
devre arasında takıma dahil oldu demiştik. Boğa'da burnu kırıldığı Avrupa mesaisinde Ferencvaros mücadelesinde ve onun da yine sahalara dönmesi yakın görünüyor. Son 22 saniye ilk yarıda fark 3'e çıktı bir anda. Bundan 1,5 dakika önce 18-18'lik denge vardı. 3 gollü bir seri yakaladı Sakarya ekibi. Sivesco'nun pası Sorendo yerde. Faul. Son 4 saniye. İlk yarı bitiren siren sesini duyduk ama bir şut hakkı var. Serbest atış kullanacak Sakarya ekibi. Düzeltiyorum. Beşiktaş Safi Çimento Sakarya ekibi 6 kişilik barajı kurdu. Kalede Taner Günay. İlk yarıda son pozisyon ve son gol şansı. Eyüp Arda. İşaret bekliyor. Eyüp Arda işareti aldı. Atış top dışarıda ve ilk yarı bitti. İlk yarıda 3 farklı bir üstünlükle Sakarya ekibi avantajlı gidiyor soyunma odasına. Bundan birkaç dakika önce 18-18'lik denge vardı. O geçen bu 2 dakikalık bölümde 3 gollü seri Sakarya ekibine avantaj getirdi. Beşiktaş Safi Çimento 18, Sakarya Büyükşehir Belediye 21. İlk yarı skoru. İkinci yarıda tekrar sizleri bekliyoruz. Yeniden sizlerle birlikteyiz. İkinci yarı birazdan başlayacak. Beşiktaş Safi Çimento Sakarya Büyükşehir Belediye'yi konuk ediyor. Ve ilk yarıda Sakarya Büyükşehir Belediye 21-18'lik üstünlük kurdu. Soyunma odasına 3 farklı avantajla gitti ve ikinci yarıda da bunu sürdürmenin peşinde olacak Sakarya Büyükşehir Belediye. Lider Beşiktaş Safi Çimento geçen 14 mücadelede 14 galibiyeti aldı. Zirvede yer alıyor. Eğer buradan Sakarya Büyükşehir Belediye 5 farklı bir skorla üstüne ayrılırsa liderlik koltuğunu devralacak. İkili averajda bir adım öne çıkacak. Ekrana yansıyan Ömer Ozan Arifoğlu kırmızı kart görmüş henüz 10. dakikada. Beşiktaş Safi Çimento kaptanı Ömer Ozan kırmızı kart gördü. Maçın kalan bölümünü tribünden takip ediyor. Yine takımı da yalnız bırakmıyor. Maçın hakemleri Cengiz Ömer ve Murat Çelik. Onlar da yerlerini aldı. Artık işareti bekliyor maçın gözlemcisi. Kenan Sivrikaya Hoca da eski uluslararası hakemlerimizden ve uluslararası gözlemcilerimizden biri. Bu arada henüz ilk düdük geldi ama bir hareketlilik yansımadı çünkü orada tabela değişmedi. Skorboard'un işlemesini bekliyoruz. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Skorboard'ta da yine süre işlemeye başladı. Yine başarılar diliyoruz her iki ekibe. Sakarya Büyükşehir Belediye'nin 21-18'lik üstünlüğü vardı ilk 30 dakikada. İkinci yarının ilk hücum Beşiktaş Safi Çimento'dan yansıyor. Nikola Arsenic, Sorendo, Eyüp Arda çapraz geçişle ilerledi. Siyah beyazlar faul. 6-0 savunmayla başladı Sakarya ekibi. İlk yarının ilk dakikalarında 5-1 ile başlamıştı Sakarya Büyükşehir Belediye savunmada. Bu arada Eyüp Arda şimdi sağ çaprazda kanada indi. Atış yine Taner. Taner Günay 5. kurtarışını yapıyor. İlk yarıda öne çıktı Taner Günay'ın kurtarışları. Yüzüne geldi bu arada maçın hakemi Murat Çelik de. O top kafasına geldiği için bir kontrol ihtiyacı hissetti. Çünkü kaleciler çok hassas bu konuda, çok sert şutlar alabiliyorlar kafalarına. Ciddi anlamda tehlike atlatıyorlar. Özellikle bunu kontrol etti Murat Çelik de. Darko'nun atış topağlara gitti. Darko Stevanović. Bu maçtaki 3. golü. Fark 4'e çıktı. İlk kez fark 4'e çıktı. İlk kez 4 sayılık bir fark oluştu mücadelede. Buna benzer 3 farklı üstünlüklere ulaşmıştı. Maçın ilk dakikalarında da Sakarya ekibi yine birçok kez öne çıktı ama beraberliği bir şekilde sağladı Beşiktaş Safi Çimento. Pas arası.
Mini Muhammed bıraktı. Onur Ersin karşı kalede. Atış top ağlarda. Onur Ersin. Fark 5. Onur Ersin'in 4. golü. Karar 7 metre. Atış için yükseklik kazandığı an Svesko faule durduruldu. Bu arada hızlı hücumda gelen Onur Ersin'in sayısı ve farkın 5'e çıktığı an. Üçüncü kez 7 metre çizgisinde Gökay Bilim. Bu da Svesko'nun yerde kaldığı an. 6 metre yayında çok net bir savunma müdahalesi. Çetin Çelik'ten işareti bekliyor Gökay. Kalede Doğukan. Atış top ağlarda gol. Gökay Bilim 3'te 3 yaptı. Toplamda 7. golünü kaydetti. Oyun duruyor. Tabelada bir problem var anladığım kadarıyla. Masa hakemleriyle gözlemci Kenan Sivrikaya. Diyalog halinde. Cengiz Ömer de o noktada. Şimdi sorun çözüldü ve tekrar oyun hareketlilik kazanacak. Yakı savunması var Beşiktaş Safi Çimento'da. Svesko ve Alperen'in. Ramazan sağ çaprazda. Mehmet Emre karar 7 metre. Bir de 2 dakika cezası. Eşem Kabaçi 2 dakika cezası aldı. İzliyoruz. Şişem'in burada tam da şuta çıktığı an Ramazan'a müdahalesi. Ramazan'ın 3. 7 metre atışı olacak. Mehmet Emre'den döndü. İkinci pozisyon top ağları gitti. 12. golünü 7 metreye de buluyor. Aslında Mehmet Emre kurtarış yapıyor ama dönen top yine Ramazan'da kaldı ve o golü attı. Ramazan döne. Farkı tekrar 5'e çıkardı. Kaleyi boşalttı bu arada Beşiktaş Safi Çimento. Çünkü eksik oynuyor siyah beyazlar. Nikola Arsenic Eyüp Arda destek bekledi. Oyun duruyor Mini Muhammed. Pozisyonun içinde izliyoruz. Mini Muhammed 2 dakika cezası aldı. Bu Mini Muhammed için ikinci kez gerçekleşiyor. Eğer üçüncü kez yaşanırsa kırmızı kart görecek. Her iki ekipte eksik kaldı. Svesko, Darko'nun müdahalesi. Topya Svesko, kanatta Alperen. Alperen Arabacı, yine Taner. Yine Taner Günay. Üst üste pozisyonlar buldu Alperen. İkisinde de Taner Günay gol izni vermedi. Altıncı kurtarışına imza attı Taner. Kareyi boşaltıyor bu arada Sakarya ekibi de. Her iki ekip de eksik. 6 kişi yüklenip 5 kişilik savunma karşısında daha avantajlı yer almak istiyor Sakarya ekibi. Risk alıyor. Bu arada pas arası Alperen. Kaleyi Taner devraldı ama henüz tam olarak kaleye geçemeden Alperen bu kez şeytanın bacağını kırdı. Pas arası ardından Alperen karşı kalede bu golü attı. Fark 4'e indi. Darko. Darko Stevanović iki oyuncu arasında. Yine kale boş Sakarya Büyükşehir Belediye'de. Onur Ersin. Ramazan. Ramazan döne. Ramazan dönenin 13. golü toplamda Sakarya ekibinin gol yükünün yarısından fazlasını sırtlamış görünüyor Ramazan Döne. Kanatta Şevket, atış topağlarda gol. Şevket Yağmuroğlu ilk kez ikinci yarıda süre aldı. İlk kez gol pozisyonu işte burada açıyı yakaladı.
ve golü attı. Farkı 4'e indiriyor Beşiktaş yeniden. İkinci yarıda 5 dakikalık bölümü geride bırakıyoruz. Yakın savunması var Svesko'nun, Onur Ersin önünde. Ramazan yerde kaldı. Hişem Kabaç'ın müdahalesi. Ramazan döne, yılların deneyimi. Beşiktaş'ta da 11 sezon top koşturmuş. Şampiyonluklar yaşamış. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ilk golünü atmış bir isim. Tarko. Faul var. Pasif yarısı geldi bu arada. Atış bloktan dışarı gitti. Hücum yine Sakarya ekibinin olacak. Köşeden oyuna sokacak Samet. Onur Ersin. Onur Ersin çok kritik anda golü buldu. Onur Ersin'in 4. golü. Fark yeniden 5'e çıktı. Arsenic kanada indi. Gökay. Gökay yine Taner Günay. Dönen top Sorendo. Oyun duruyor bu arada. 2 dakika cezası ve kırmızı kart çıkacak Mini Muhammed'e. İzliyoruz. Gökay Bilim burada Taner'e takıldı. Dönen top Sorendo'da kaldı. Sorendo golü atıyor. Golü atarken Mini Muhammed de bir 2 dakika cezası alıp kırmızı kart görüyor. Bu arada biz de az önce Onur Ersin'in golünün tekrarını izledik. Mini Muhammed 3. 2 dakika cezası dolayısıyla kırmızı kart gördü. Takımı 2 dakika eksik kalacak ve bundan sonraki aşamada oyuna dahil olamayacak. Paslı pivot maçı tribünden takip edecek. Sorendo farkı 4'e indirdi. O golü atarken 2 dakika cezası Miri Muhammed'e çıktı. Ve tekrar oyun hareketlilik kazandı. Tarko. Kale boş Sakarya ekibinde. Onur Ersin yerde ve karar 7 metre. Yine bir 2 dakika cezası. Hişem Kabaçi 2 dakika cezası aldı. Hişem de 2 dakika cezası almış oldu. Böylelikle çizginin gerisinde yine Ramazan döne. Ramazan döne 14. golünü atıyor. 4. 7 metre atışında yine golü buluyor. Fark yine 5'e çıkıyor. Her iki ekip de eksik kalıyor. Az önce Hişem Kabaçi 2 dakika cezası aldı. Cedric Sorendo yerini Onur Eren Gedikli'ye bıraktı pivotta. Genç pivot Onur Eren süre alıyor. Arsenic bıraktı. Svetko atış topağlarda gol. Sloven sol oyun kurucu golü attı. Top kaybı. Sonrasında Şevket atış topağlarda. İşte burada Şevket Eyüp Arda'nın pasında hareketlendi. Bu da Svesko'nun golü. Fark bir anda 3'e indi. Tarko. Tarko'nun atışında Mehmet Emre'nin yüzüne geldi top. Öncesinde bir faul vardı. Bakalım hakemler ne karar verecek? Çünkü kafaya gelen toplar çok kritik demiştik. 2 dakika cezasıyla cezalandırılıyor. Bazı sertlikler de kırmızı kartla karşılık buluyor. Bunu da söyleyelim. Herhangi bir ceza gelmedi.
Fark 3. Onur Ersin Darko ile paslaştı. Çetin çapraz geçiş. Darko Stevanović atış Mehmet Emre. Dönen top Şevket'te kaldı. Şevket vücudunu ortaya koydu ve çok fazla tabii 3 saniye kuralı var. Elinde tuttuğu için 3 saniyeden fazla arkadaşlarına baktı. Elinden çıkartamadı ve hücum el değiştirdi. İzliyoruz. Mehmet Emre'nin kurtarışı. Ardından dönen top Şevket'te kaldı. Şevket burada 3 saniye elinden çıkartamadı ve hücum tekrar Sakarya ekibinin. Onur Ersin. Pasif uyarısı geldi bu arada. Darko. Darko pivot pası. İlkan döndü. Atış topağlarda. Çok kritik an. Pasif uyarısı gelmişti. İlkan Keleşoğlu farkı 4'e çıkardı. Sivesko'nun pası. Kanatta Şevket Yağmuroğlu. Şevket Yağmuroğlu ön direkteki boşluğu değerlendirdi. 4. golünü buldu. Şevket Yağmuroğlu. Bu da İlkan'ın sayısı. Çok kritik anda geldi. Ramazan. Yakın savunması var Sivesko'nun. Bugün çok yoruldu Sivesko savunmada. Müthiş bir gol. Ramazan Döne uzaklardan bir füze gönderdi. 15. sayısı. Fark yine 4'e çıktı. Eyüp Arda'nın pası Sivesko. Kanatta yine Şevket. Şevket Yağmuroğlu'ndan üst üste goller. Bu dakikalarda da Beşiktaş Şevket Yağmuroğlu'yla cevap veriyor. İlk yarıda Ramazan'ın bu gollerine Mihailo Radojković cevap veriyordu. Şevket Yağmuroğlu bayrağı devraldı. Fark yeniden 3'e indi. Maçın da 4'te 2'lik bölümü geride kalmak üzere. Çok kritik bir eşikte ilerliyor aslında Sakarya Büyükşehir Belediye avantajı. Çünkü 5 farklı bir üstünlük Sakarya ekibini liderlik koltuğuna taşıyacak. Olası bir puan eşitliği durumunda. Sezonun normal sezon sonunda yapılacak hesap kitap aşamasında Beşiktaş şu an için avantajlı görünüyor. Bu arada Onur Ersin, Çetin pasif yarısı geldi. Atış Mehmet Emre. Mehmet Emre'den 5. kurtarış. Bir de 7 metre kurtarışı var Mehmet Emre'nin. Tabii onu da sayarsak. Fark 3'te kaldı. Maçın 3'te 2'lik bölümü. Atış topağlarda Sivesko. Tobias Sivesko farkı 2'ye indirdi. Normal sezonu lider bitirmenin çok önemli bir avantajı var. 4. takımla eşleşmenin dışında bir de olası playoff finali eşleşmesinde sağ avantajı lider takımda yer alacak ve sezon sonu bu hesap kitaplar farklı bir boyut kazanacak. Onur Ersin yerde kaldı. Soriano çok deneyimli bir isim. Onur Ersin. Yine bir faul var. Darko yerde yüzünü tutuyor. 2 dakika cezası. Şevket Yağmuroğlu. Şevket bu maçta ilk kez 2 dakika cezası aldı. Özür diliyor Darko'dan. Zeminin temizlenmesini bekliyoruz. Fark 2'ye indi. Beşiktaş Safi Çimento 5 farklı geriden geldi.
ve skoru 29-27'ye getirdi. Bakalım maça ve skora tekrar ortak olabilecek mi siyah beyazlar? Ekranı başına yeni geçenler için hatırlatalım. Handball Erkekler Süper Lig'de 13. haftadan yansıyan bir erteleme mücadelesindeyiz. Lider Beşiktaş'ın Avrupa mesaisi dolayısıyla bu maç oynanamamıştı. Bu arada 5 kişilik savunma karşısında Ramazan Döne yine bir boşluk buldu. 16. golünü kaydetti. 30-27'lik üstünlüğü var Sakarya Büyükşehir Belediye'nin. Savunmada da Recep Cozubayev süre alıyor. Rus ve Aslen Karaca, Karaçay Türk'ü kendisi. Cozubayev. O da savunmada süre alıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye'de devre arası transferi. Mihailo tekrar oyuna girdi. Kaleyi boşalttı siyah beyazlılar. Mihailo Radojković. Eyüp Arda kavrayamadı. Kale boş. Kaleden kaleye mi? Hayır. Bir pas. İlkan Kereşoğlu atış topağlarda gol. Samet'in asisti. İlkan Kereşoğlu'nun sayısı. Fark yeniden 4'e çıktı. Şevket Yağmuroğlu'nun cezası devam ediyor. Kaleyi yine boşaltıyor Beşiktaş Safi Çimento. Sivesko oyunda Mihailo'ya bıraktı. Kanada indi. Mihailo yine bir top kaybı. Bu kez setle ilerliyor Sakarya ekibi. Fark 4. O kritik eşik. Yani 4 ve 5 farklı skorlar. Sakarya Büyükşehir Belediye avantajı bir türlü o 5'ten yukarıya çıkartamadı. Sezonun ilk yarısında Sakarya'da ikinci hafta mücadelesinde 28-32'lik skor yansımıştı. Yani Beşiktaş Safi Çimento üstünlüğü 4 farklı galibiyetle beraber tabelada yansımıştı. O 4 farklı galibiyet ikili averaj için önemli bir avantaj sunuyor Beşiktaş'a. Mihailo ve Svetsko antrenörleri Oliver Roy Camino ile beraber. Tekrar oyun hareketlilik kazandı. Farkı 5'e çıkarma şansı yeniden Sakarya Büyükşehir Belediye'nin. Darko. Darko'nun pivot topası İlkan Kereşoğlu. Müthiş bir asist Darko Stevanovic'ten. İki oyuncu arasında top bir şekilde İlkan'la buluştu. Darko'nun pasıyla fark yeniden 5'e çıktı. 16 dakika 45 saniye var maçın bitimine. Arsenic oyunda. Gökay. Svetsko. Svetsko boşluğu buldu. Top ya Svetsko. 5. golü. Fark 4'e indi. Onur Ersin ortada. Darko ile şimdi yer değiştirdiler. Darko Stevanovic müthiş bir gol. İlk yarıda buna benzer bir gol Mihailo'dan yansımıştı. Stevanovic tam köşeyi buldu. Karar 7 metre. Bir de 2 dakika cezası Samet Kamberoğlu'na. Samet Kamberoğlu da ikinci kez 2 dakika cezası alan isimlerden biri oldu. İzliyoruz Samet'in müdahalesi. 6 metre yayı içerisinde çok net bir şekilde atışını engellemiş Şevket'in. Şu ana kadar 2-2 dakika cezası alan Hişem Kabaçı, Samet Kamberoğlu kritik eşikteler. Eğer birer 2 dakika cezası daha alırsa Ömer Ozan Arifoğlu ve Miri Muhammed gibi kırmızı kart görecekler. Şu ana kadar 2 tane de kırmızı kart çıktığını yine hatırlatmış olduk böylelikle. Çizginin gerisinde Gökay Bilim var. Kalede Hüseyin Bereket. Sakarya Büyükşehir Belediye'de Hüseyin Bereket'ten dönen top. Gökay topu tekrar aldı ve gol attı. Hüseyin Bereket'in ilk kurtarışı, ardından dönen top yine Gökay'da kaldı. Atış topağlarda fark yeniden 4.
Maçın 4'te 3'lük bölümü geride kalmak üzere. Sakarya ekibi eksik ve kaleyi boşaltıyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi. Darko'nun pası Onur Ersin. Tekrar Darko Stevanović. Kulağa takıldı Darko. Yükseklik kazandı top. Ramazan döne boşluğu buldu. Ramazan atışı, top dışarıda. Bloğun teması var. Faul bekliyor Ramazan döne. Tekrar kaleyi boşalttı Sakarya ekibi. Oğulcan. Ramazan. Ramazan ve top ağlarda gol. Ramazan döne. 16. sayısı. Hayır, 17. golü Ramazan dönenin. Bu arada ihbar da direğe takıldı. Faul var. Fark 5. Ramazan dönenin gollerini saymakta çok zorlanıyoruz. Bu da İhpardan'ın bulduğu pozisyon, direğe taktı. O şut çok da iyi bir fırsattı İhparda için. Mihailo. Mihailo da direğe takıldı. Mihailo Radojković. Fark 5. Son 14 dakika. Önemli bir eşik. Her iki ekip adına da. İkili averaj konusunda 5 farklı bir galibiyet gerekiyor Sakarya Büyükşehir Belediye'ye. Bakalım sezon sonunda bu hesapları yapacak mıyız? Bu arada Onur Ersin boşluğu buldu. Karar 7 metre. Onur Ersin 7 metreyi kazandı. İzliyoruz. Sorrento 6 metre yayı içerisinde çok net bir şekilde gördük. Kalede Enis Yatkın var. Çizginin gerisinde Ramazan döne. Ramazan şu ana kadar 4-7 metre atışı kullandı. 4'ünü de golle sonuçlandırdı. Bir tanesi Mehmet Emre'den döndü ama o da bir şekilde dönen topu takip ederek geldi. Park 6'ya çıkarma şansı. Atış topağlarda 5'te 5 yapıyor Ramazan döne. Toplamda da gol sayısını 18'e çıkartıyor. Maçın başında da ifade etmiştik. Eğer bu hızla giderse 20'yi aşacak demiştik Ramazan döne için. Tabii zaman dilimi anlamında baktığımızda 3'te 1'lik süre zarfında 7 gol atmıştı Ramazan döne. Çetin Çelik'in formasında bir problem var, evet. Sırt kısmında bir yırtık. Bu konuda da çok hassas davranıyor artık hakemler. Farklı bir sırt numarasıyla da çıkmalarına izin vermiyor oyuncuların. Yani maçın başında isabet listesinde hangi numarada ise o formayla çıkmak zorunda Çetin Çelik. Svesko. Svesko çok dar açı. Taner Günay. Öncesine faul var. İzliyoruz. Svesko. Burada Recep Curcubayev'in müdahalesi. Arsenic. Arsenic'in pası yerini bulmadı. Top dışarıda. Hücum Sakarya Büyükşehir Belediye'nin. Gol gelmedi Beşiktaş adına. Beşiktaş son 3 dakikadır gol atamıyor. Ramazan. Ramazan döne. 19. golü Ramazan'ın. Fark 6'ya çıktı. Düzeltiyorum. Fark 7'ye çıktı sayın seyirciler. 36-29'luk skor. Son 12 dakika. Sakarya Büyükşehir Belediye farkı 7'ye kadar yükseltti.
Son 4 dakikadır gol atamıyor siyah beyazlar. Eyüp Arda'nın pası, Mihailo'nun atış topağlarda gol. Mihailo Radojković. Mihailo'nun da 5. golü. Fark 6'ya indi. Oğulcan. Pası pivota, İlkan'a gelmeden pas arası, hızlı hücum şansı. Şevket Yağmuroğlu Hüseyin'e karşı karşıya. Şevket Yağmuroğlu'nun golü. Fark 5'e iniyor. Son 11 dakika kala. Üst üste goller buluyor siyah beyazlar. Pas arası ardından gelen hızlı hücum. Şevket Yağmuroğlu'nun koşusu. 36-31 oldu skor. Yavaş yavaş son 10 dakikalık bölüme girmek üzereyiz. İlkan destek bekledi. Çetin Çelik pasif uyarısı. Faul var. Gökay Bilim'in müdahalesi faul. Doğru yerden hareketlendirin oyunu dedi Cengiz Ömer. Darko. Çetin boşluğu buldu. Çetin Çelik. Bu maçtaki golü Çetin'in. Çok iyi sıyrıldı. O boşluk gol getirdi. Fark yeniden 6'ya çıktı. Son 10 dakikalık zaman dilimindeyiz artık. 31-37'lik skor var tabelada. Sakarya Büyükşehir Belediye üstünlüğü. Mihailo. Eyüp Arda. Eyüp Arda'nın golü. Hemen cevap verdi Eyüp Arda. Eyüp Arda da 3. sayısını buluyor. Çok uzaklardan bir deneme. Başarılı. Fark 5'e iniyor. Onur Ersin, Darko, Ramazan, karar 7 metre, 1-7 metre atış daha kazandı Sakarya Büyükşehir Belediye. Bundan önceki 5-7 metre atışında da golü buldu Sakarya ekibi Ramazan Done ile. Yirminci gol şansı olacak Ramazan Done için. Orada İşem Kabaçı kırmızı kart görüyor. 2 dakika cezası alıyor anladığım kadarıyla. İşem Kabaçı az önceki müdahalesiyle. Ve kırmızı kart gören bu maçtaki 3. isim oldu. 7 metre atışı içinde Ramazan Döne'yi bekledik kısa bir süre. Yakın planda da gördük. İşem Kabaçı da şimdi tribünde. Maçı kalan bölümü tribünde takip edecek. 6. 7 metre atışı 6'da 6 yapıyor Ramazan Döne. Toplamda 20. sayısı. Dile kolay. Geçen bu 51 dakikaya yakın zamanda 20 gole imza attı. 21'e çok yakın. Çünkü maçın 7. dakikasında da bunu ifade etmiştik. İlk dakikalarda da üst üste goller bularak bu hızla giderse gol yükünün yarısına fazlasını sırtlayacağını söylemiştik. Oğulcan kaleyi boş buldu. Oğulcan pas arası yaptı ve bu maçtaki ilk golü buldu kendi adına. İzliyoruz. Mihailo'dan seken top. Oğulcan Güney. Kale boş ve top ağlarda gol. Yine kaleyi boşaltıyor siyah beyazlar. Eyüp Arda'ya yapılan müdahale faul. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İzliyoruz pozisyon tekrarını. Yine oyun durdu. Gözlemci Kenan Sivrikaya'nın bir itirazı var. Bir uyarısı var maçına kendilerine. O arada Beşiktaş kenar yönetiminden de bir tepki geldi. Oliver Roy Camino ve İbrahim Demir, Bülent Erkol, Hikmet Burgun o noktadaydı. 2 dakika cezası geldi. 2 dakika cezası
Sakarya Büyükşehir Belediye'ye çıktı. Orada Çetin Çelik'i gördüm. Maçın hakemi Cengiz Ömer'in işaret ettiği noktada Çetin Çelik vardı. Ramazan Döne 2 dakika cezası aldı. Anladığım kadarıyla itirazlarından dolayı Ramazan Döne 2 dakika cezası aldı. Hatta şimdi tam olarak gördük, 2 dakika cezasını ben gördüm dedi Ramazan kendini göstererek. Sebebi muhtemelen itirazdan dolayı olabilir. Artık bizler sizlere Ankara'dan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son 8 dakikaya giriyoruz. 7 farklı üstünlüğü var Sakarya Büyükşehir Belediye'nin. 5 kişilik savunma Sakarya'da. Bu arada Sivetsko. Topya Sivetsko atış yaptıktan sonra çarpıştı Hüseyin Bereket'le. Farklı açılarla izliyoruz. 6. golü Sivetsko'nun. Hüseyin Bereket Sivetsko'dan özür diliyor. Herhangi bir sağlık ekibinin müdahalesine gerek yok dedi Sivetsko. O noktaya da Onur Fatih Ceylan gelmişti yardımcı olmak için. Mecburen artık kenarda. Çünkü sağlık ekibi oyuna dahil, oyun alanına girince mecburen 3 hücum boyunca oyuna giremeyecek Topya Sivetsko. Son 7 dakika 50 saniye. Her iki ekip de eksik. Sakarya ekibinin 6 farklı üstünlüğü var. Recep Gürcübayev bu maçtaki ilk golü Sakarya ekibiyle kaydettiği 4. sayı. Aslen Karaçay Türk'ü Recep Gürcübayev. Oyun yine duruyor. Topya Sivetsko oyun alanına girdi. Muhtemelen 3 hücum boyunca oyuna giremeyecekti. Onunla ilgili bir itiraz olabilir. Bilemiyorum. Evet, şimdi Topya Sivetsko o noktada. Maçın gözlemcisi Kenan Sivrikaya da özellikle 3 işaretini göstermişti bence. Muhtemelen Beşiktaş kenar yönetimi bunu görmedi. Hikmet Vurgun da o noktada konuyu anlamaya çalışıyorlar. Bir oyuncuya faul durumu dışında ya da herhangi bir ceza ile gelmeyen bir durum dışında sağlık ekibinin müdahalesi gerekiyor ve sahaya giriyorsa 3 hücum boyunca oyuna giremiyor. Az önce Sivetsko'nun ufak sakatlığı dolayısıyla oyun alanına Onur Fatih Ceylan girdi. Ve sonuç olarak Sivetsko 3 hücum boyunca kenarda sırasını beklemek zorunda kaldı. Kenar yönetimi bunu fark etmedi. Muhtemelen Sivetsko da fark etmedi. Ama Kenan Sivrikaya bu konuda 3 işaretini gösterip Sivetsko'nun kenarda durması gerektiğini ifade etmişti. Bu yüzden Topya Sivetsko'da 2 dakika cezası gördü. Orada Darko karar hücum faul mü yoksa izliyoruz. Darko burada kaleyi yokladı. Tam da Enis'in yüzüne geldi top. Enis de bir tepki gösterdi. Karar hücum faul. Darko Sivetsko'da yüzüne gelen top dolayısıyla, daha doğrusu Enis'in yüzüne attığı o top dolayısıyla 2 dakika cezası gördü. Maç son bölümde oldukça gerginleşmeye başladı. Bu arada Şevket Yağmuroğlu açıyı düzeltti ve direğe çarpan top ağlara gitti. Şevket Yağmuroğlu'nun toplamda 7. golü.
Fark 6 sayı. Sakarya ekibi 2 kişi eksik oynuyor. Kaleyi boşalttı konuk ekip. Beşiktaş 1 kişi eksik oynuyor. Recep Cürcubayev. Şimdi Çetin. Oğulcan. Hatalı yürüme. Hücum Beşiktaş'ın. Atış topu ağlarda. Öncesinde bir uyarı var. Bir düdük geldi çünkü orada. Oyuncu değişikliği sırasında bir sıkıntı, bir hata olabilir. Bilemiyorum. İşte burada topu bıraktı Onur. Mihailo'nun atışı ağlara gitti ama öncesinde bir düdük gelmişti. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Fark 6. Son 6 dakika. Sakarya ekibi bir kişi eksik oynuyor şimdi. Eyüp Arda atış dışarıda. Eyüp Arda çok kritik bir atış yaptı. Top dışarı gitti. Yine Taner'in kurtarışı var. Taner Günay bu maçtaki 8. kurtarışını yaptı. Her iki ekipte birer kişi eksik oynuyor. Maçın adına yakışır derecede tempo ve aslında gerginlik düzeyi var diyebiliriz. Çünkü her iki ekip içinde bir hedef mücadele ve kritik bir maç. Onur'un atışı dışarıda. Pasif uyarısı geldi. Mecburen o kaleyi bulması gerekiyordu ve top dışarı gitti. Son 5 dakika 20 saniye fark 6. Eyüp Arda'nın atışında top bloğa çarptı. Her iki ekipte bu tempo içerisinde gol bulmakta zorlanıyor. Özellikle son dakikalarda istediği hücumu yapamadılar. Eksik kaldıklarının da etkisiyle mola geldi. Molayı alan Beşiktaş Safi Çimento oldu. Son 5 dakika. Fark 6. Son 5 dakika içerisinde her iki ekipte 3'er gol buldu ama verimsiz geçtiğini söyleyebiliriz. Bu 5 dakikanın özellikle son bölümlerde üst üste 2 dakika cezaları. Hişem Kabaçi, Topyaz Svesko 2 dakika cezası aldı. Üst üste gelen bu cezalar. Darko Stevanović yine aynı şekilde Sakarya Büyükşehir Belediye'yi eksik bırakmıştı. Skorboard'da 40-34'lük Sakarya Büyükşehir Belediye üstünlüğü var. Kalan son 5 dakika. Fark 6. Ve eğer bu farkla Sakarya Büyükşehir Belediye bir galibiyet çıkartırsa Beşiktaş'ta ikili averajda üste çıkacak. Avantajı yakalayacak ve liderlik koltuğuna oturacak. Normal sezonu lider bitirmek tabii hem ligin 4. sırasındaki takımla eşleşmek anlamında hem de olası bir final playoff'unda sağ avantajını elde etmek anlamında çok önemli. Playoff finali 5 maç üzerinden oynanıyor ve liderin 3 ev sahibi hakkı bulunuyor. Bu arada Şevket Yağmuroğlu toplamda 8. golüne imza attı. Farkı 5'e indirdi. Yine çok kritik bir eşiğe geldik. Birkaç dakika önce de fark 7'ye kadar çıkmıştı. Mola geldi. Bu kez molayı alan Sakarya Büyükşehir Belediye ekibi oldu. Her iki takım da ikişer mola hakkını kullanmış olacak. Birer mola hakkı yine saklı kalacak maçın son bölümünde. Beşiktaş son iki sezonda ekrana yansıyan Mehmet Korer Koral'la bir şampiyonluk, bir de Türkiye Kupası kazandı. Mehmet Korer Koral Hoca Sakarya Büyükşehir Belediye ile anlaştı sezon başında. Sakarya ekibi daha önce playoff finali oynadı. Yine kupada dörtlü final heyecanına dahil oldu. Hem geçen sezon hem de ondan önceki sezonda Eskişehir Ormanspor ismiyle de yine Türkiye Kupası'na yaklaşan takımlardan biriydi. Bu sezon bakalım o kupa gelecek mi? Süper Lig ya da Türkiye Kupası heyecanı. Bu sezon Sakarya Büyükşehir Belediye'nin zirvede yer aldığı
anlardan birini yaşatacak mı? Son 4,5 dakika. Ramazan kaleye baktı, atış topu ağlara gitti. Ramazan Dönen'in 21. golü. Gol yükünün yarısından fazlası Ramazan Dönen'in sırtında. 41. sayı. Fark 6. Bu arada Mihailo faul var. Svesko yine bir faul. Eyüp Arda. Pasif uyarısı var Beşiktaş hata için. 4 pas hakkı var kaleyi bulması adına Beşiktaş'ın. Mihailo yine jeneriklik bir gol attı. Mihailo Radojković. Bak tekrar 5'e indi. Yakın savunması devam ediyor Svesko'nun. Atakan. Pasif yarısı devam ediyor. Atakan Şirin. Top dışarı gidiyor. Çok kritik bir hücumdan eli boş dönüyor Sakarya Büyükşehir Belediye. Eyüp Arda. Eyüp Arda kanada indi ama orada müdahale Çetin Çelik'ten. Pas arası ardından 6 metre yayı içerisinde olduğu için hücum el değiştirdi. Tekrar Beşiktaş'a geldi. Mihailo. Darko karşısında. Ağlara giden top gol deri kazanmıyor. Burada bir faul var. Atış öncesi. Fark 5. Cedric. Karar 7 metre. Cedric Sorrento. Yerde kaldı. Atakan Şirin pozisyonun içinde. 2 dakika cezası alıyor Atakan. Sakarya ekibi eksik kaldı. Maçın son bölümünde de artık kalan süre zaten hemen hemen saniyeler kalaya işaret ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediye bundan sonra eksik oynayacak. Fark 5. Toplamda da Gökaybin'in 5. 7 metre atışını kullanacak. Gökay'ın atışı direkten döndü. Çok kritik bir gol kaçtı. Şevket Yağmuroğlu'nda kaldı. Son 2 dakika. Sakarya Büyükşehir Belediye 5 kişilik savunma yapıyor. Mihailo, Eyüp Arda, kanada indi. Gökay'ın atışı Taner'de kaldı. Taner Günay, 9. kurtarış. Farkı 5'te tuttu bu kurtarış. Artık 1 dakika 40 saniye var maçta. Son 1,5. Kale boş Sakarya Büyükşehir Belediye'de. Onur Ersin pasif uyarısı var bu arada. Atış top Enis Yatkın'da kaldı. Enis Yatkın ilk kurtarışını yaptı ama top kenar çizgiden çıktığı için hücum Sakarya Büyükşehir Belediye'nin. Son 1 dakika 10 saniye. Onur Ersin son 1 dakika. Atış karar 7 metre. Ve bir de 2 dakika cezası Mihailo. Mihailo Radojković. 8. kez eksik kalıyor Beşiktaş. Bundan önce 9-2 dakika cezası da Sakarya Büyükşehir Belediye'li oyuncuları çıktı. Onur Ersin bir sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibinde Ömer Faruk
Yılmaz o noktada. Onur Ersin eski bir Beşiktaşlı. Uzun yıllar o da Beşiktaş'ın başarısı için ter döktü, kaptanlık da yaptı. En son Romanya'da Costanza forması terletti. Daha önce Finlandiya'da Cox takımında da top koşturdu. Onur Ersin Beşiktaş'tan önce de Göztepe handbolda yine uzun yıllar top koşturdu. Geçmiş olsun diyelim. Son 56 saniye. Yine bir 7 metre atışı. 22. gol. İşte böyle geliyor. 42-36'lık skor. Fark 6'ya çıkıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye çok çok önemli bir avantajla son saniyelere girdi. 5 kişilik bir savunma yapıyor. Konuk ekip pas arası. Son temas orada Oğulcan'dan. Son 30 saniye Sivesko. Sivesko golü attı. Bir de 2 dakika cezası ve kırmızı kart. Darko Stevanović. Maçın anlamı o kadar yüksek ki gerginlik o kadar artıyor. Darko Stevanović. Kırmızı kart ve bir de mavi kart görüyor o da. Yaptığı müdahale dolayısıyla yine rapor anlamına geliyor. Fark 5'e indi. Son 30 saniye. İki oyuncusu yok. Eksik Sakarya Büyükşehir Belediye'nin ve yakın savunması var Beşiktaş Safi Çimentolu oyuncuların. Onlar da bir kişi eksik oynuyorlar. Oğulcan ve son bir mola hakkı. Sakarya Büyükşehir Belediye molası. İbrahim Benet Hoca'nın kulağını çınlatalım buradan. O da uyarıda bulunmuştu bana. 25. dakikadan sonra kalan o 5 dakikalık sürede 3. mola hakkını kullanamıyor takımlar demişti. Ve bu kuralla beraber de şimdi uygulamalı olarak da gördük. Sakarya Büyükşehir Belediye son mola hakkını bu son anlarda kullandığı için, yani 3. mola hakkını böyle değerlendirdiği için 2 dakika cezası alıyor. Yine kural ihlali ve sonuç olarak hem hücum el değiştiriyor hem de bir kişi daha eksik kalıyor Sakarya Büyükşehir Belediye. Mehmet Korel Koral Hoca da kendine kızdı. Benim hatam dedi. Son 20 saniye. Sakarya ekibi 4 kişilik savunma yapıyor. Bir tahta denemesi. İlkan Keleşoğlu'nun müdahalesi. Orada müdahale topa mı yoksa oyuncuya mı bakacağız. İzliyoruz. İlkan orada topa müdahale etmiş görünüyor. Altı metre yayı içerisinde topa müdahale etti. Bir 7 metre kazandı Beşiktaş Safi Çimento. Son 10 saniye. Fark 5. Atış topu ağlarda gol. Fark 4'e indi. Artık son saniyeler. Sakarya Büyükşehir Belediye 42-38 üstün. Son siren sesi duyuldu. Bakalım bu süre içerisinde Sakarya Büyükşehir Belediye hücum hakkı doğacak mı? Yine bir 2 dakika cezası çıktı. Ve kırmızı kart Şevket Yağmuroğlu'na.
son anda yaptığı müdahale, son saniyelerde yaptığı müdahale dolayısıyla kırmızı kart görüyor. Son 3 saniye kala yine bir 7 metre atışı. Ramazan Döne farkı tekrar 5'e çıkarmak için çizginin gerisinde. Atış topu ağlarda gol. Fark 5'e çıktı. Sakarya Büyükşehir Belediye bu 43-38'lik skorla 5 farklı üstünlükle kapattığı için sağ avantajını da hanesine yazdırdı. Liderlik koltuğuna yerleşti ve galibiyeti kutlamak dışında sezon sonunda olası bir eşitlik durumunda avantajı da cebine koyarak Sakarya dönüyor. İstanbul'dan çok önemli bir avantajla ayrılıyor Sakarya Büyükşehir Belediye. Çok gergin bir mücadeleydi. Adına yakışır bir maçtı ve kazanan Sakarya Büyükşehir Belediye oldu. Beşiktaş Safi Çimento 38, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 43, Sakarya Büyükşehir Belediye 13. hafta erteleme mücadelesinin sonunda liderlik koltuğunu devralıyor. Puanlar eşit, 28'er puanda iki takım ama saha avantajıyla beraber ikili averajda yine hanesine yazdıran Sakarya Büyükşehir Belediye Handball Erkekler Süper Lig'de liderlik koltuğuna yerleşiyor. Bizler de sizlere veda ediyoruz. Yönetmenimiz İbrahim Sayın'dı. Ve onun üzerinde ben spikeriniz Ahmet Onur Kılıç, tüm ekip arkadaşlarımız adına, TRT adına sizlere teşekkür ediyoruz. Güzel bir handball mücadelesi izledik, izlettik. Umarız bir başka güzel bir handball mücadelesiyle karşınızda oluruz. Hoşçakalın.